Merhaba millet, ben Kipşak ve bugün yeni gelmiş Nextream arkadaşlara bir transfer atacağız. Görüyorsunuz DB'miz daha da fazla aslında. Şuradan toplasam ödülleri 25 falan filan daha verdi şöyle. Görüyorsunuz 3 falan 50'yi geçtik. 220 DB'yi atacağız. Önce bir videolarına bakalım şöyle hızlıca. Gene biraz geç kaldım. Oyunla ilgili nasıl diyeyim, sabah 10'unda kalk bekleyip videosunu direkt çekiyorum ama şu an artık o kadar bir heves kalmadığı için birazcık geç geliyor videolar, o kadar olsun yani. Bu rakam bile oldu yani bu oyun. Oyuncular böyle bir göz atmış. Her biri oynar seviyede. Özellikle Yama da beni çok şaşırttı. Yani artık böyle benim dediğime geldi Club yani. O 1-2 oyuncudan çıkıp bütün herkese oynanacak seviyede kartlar vermeye başladı Dolman'la birlikte. İkisine de 500'lük keç vermiş. Gayet güzel bir şey ya. Şöyle bir bakın. Aralarında en az istediğim kesinlikle Yamada. Yani kalecim olduğu için ama şu statlar yani çok kötü değil. Üstüne bir de full body'si var. %25 falan oynar yani. Moment şeyden daha çok oluyor. Full body sayesinde. Backup'tan Master Keci de var. Gayet güzel bir kart yapmışlar. Hani bu arkadaş Insight Master'a bağlı yani. Çok şey değil. Intercept'i güzel. Yeni gelmiş falan filan. Bir cover da var. Güzel kart. Ama auto intercept de eksik işte. Masakin'in tek eksiği de şut yani. Şuradaki şutun hiçbir önemi yok. Asa biraz daha verseydiniz keşke. Onun dışında Misaki'de tam AM'lik güzel bir kart yani. Alıp direkt Misaki'yi şeyin yerine koymak istiyorum. Rival yerine koymak istiyorum. Çünkü hem Pierre'in hem de şeyin Tsubasa'nın şeyini çalıştıracak. Berkaç'ını çalıştıracak. Çünkü o inanılmaz önemli bir şey. Öte yandan Schneider'in bondu bozulacak ama Schneider'de artık zaman zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir tane kuş hiçbir şey yok. Okay. Onun dışında şey de geldi. Neydi o? Igawa, Hayato neyse işte. O da gelse düşünebilirim yani. Schneider'i çıkardıktan sonra Schneider'in bondu bozulacak ya onun şeyin yerine koyunca, Radungan'ın yerine koyunca. Schneider'i çıkardıktan sonra takıma eklemeyi düşünebilirim. O da fena bir kart değil çünkü. Bunlardan kurtulalım hemen. Lan bu videoyu direkt girdik ama. Bakalım herhangi bir şey sorun var mı? Çok güzel. Kontrol etmeyi unuttum bu sefer. Yok bir sorun yok. One star player with a bonus garanti diyor. Umarım Misaki alırım. Misaki almazsam Igawa'yı ver. Igawa'yı alamazsam da Yamada ne yaparım bilmiyorum. Yamada elimde kalır. Fire yani. Snyder'cimin zamanı geçti ve bende şutu bile yok yani. O yüzden fakir tutmam bile saçmalık ama yerine koyacak biri olmadı. Hem duruyor. Bir SSR garanti. Bunların oranı kaç bakmadım. İnşallah buradan bir tanesini alırız. Son sette de diğerini alırız. Geriye kalan Misaki olmaz inşallah. Bond olarak arttırmayacak, hatta düşürebilecek bir durumda Misaki ama takım için önemli bir kart. Ve güzel bir pası gelmiş. O sanırım 97 vaktinde kırmızı bir Misaki vardı. Onun pası. Çok görmedim esasında yani o pası. Ya da şeyin pası da olabilir. Diğer C-Lig ya da C-Lig Misaki'nin pası da olabilir. Gözümü kapattım bakayım dinleyelim. Evet. Süpe geldi. Reis gelmiş. Yapacak bir şeyimiz yok. Son step'te bir tane alacağız. Hesabımızda zaten son attığımızda 310 DB'ye bir şey bulamamıştık. DC'de. Bu da boş. Bu da geçelim. Hesabın şansını diye diye kuruttunuz sanırım ya. Son step'te de Yamada verirse ağlayabiliriz sanırım. Yamada verse ne yapacağım? Debuff kuracak bir şeyim yok. Ödecek bir şeyim yok. Kanka bak bu kadar geldi. Şu adımı ver de rahatlayalım ya. Çok iyi olur ya bunun gelmesi. Hadi bakalım. Oy oy. Diye diye kuruttunuz mu bakalım şansınızı. Esrar çıkan lan doğrusu.
3, 2, 1. İki tane verebilir misin son stepte? Güzel bir flame. Şurada bir yerde yanar mısın? Şurada. Aslında kıyma. Kapattım gözümü, şu an dinliyorum. Sakin olsun lütfen. Güzel geldi. Reis. Yani. Diğer ikisi gelse yani çok direkt takıma koyabilecek şeyim yoktu. Şu anda da Rival'ı çıkardığım için Schneider'le bir şeyler yapmam gerekecek ama sevindim. En azından oynatabilirsin bir sakin oldu. Yama'da hiçbir işime yaramıyordu çünkü yani. Debuff kuracak bir şeyim yok. Schneider'den kurtulmak için bekleyebilirim diye kadar. Aslında direkt Schneider'in yerine koyabilirim aslında. Schneider'in yerine birini aramak yerine nasıl yaparız kanka? Şöyle yaparız. Yeri direkt forvete alırım. Schneider'cik direkt kendini tutarız. Herhangi bir şekilde bondumuz düşmüyorsa. Şöyle yapalım. Sen çık kanka. Dur sen çık. Sen çık. Zaten çok bir gol atacağı yok. En fazla Recharge'da atardı. Vampire'ıyla. Şöyle bakıyorum. Evet, herhangi bir sorun yok. 4.5 bond zaten seninle çalışıyor. Sana bile gerek yok aslında ama auto intercept. Nadir gittiğine göre sana da bir ihtiyacım yok. Şöyle yapıyorum. 43. 47.5. Gayet güzel. Takımda şu an auto intercept 3, 4. 4 auto intercept var. Defansif. Sen de biraz defans yaparsın. Yani herkesin üzerinde 2 tane defans skill de var. Gayet güzel bir takım oldu 47.5 bombla. Ayrıca şunların berkaçları da çalışıyor. Evet, Golden Doğu, Champagne Doğu. Neyse arkadaşlar, şimdi seni kaptan yapayım hatta ya. 11 numaraydı değil mi Sakin'im? Kimler alıyor 11 numarayı? İkiniz de 11 numaraydınız da Schneider'cim. Sen çıktın artık. Neyse arkadaşlar, bu vlog bu kadar. Kaçta yüklenir, kaçta ben hazırlarım bilmiyorum. Şu an daha kahvaltı etmedim, direkt kahvaltı oynayacağım. Video yüklenirken like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir ilerleyen günlerde bir hem Minecraft nereden çıktı ya? Tsubasa yayın diye başlayıp 1 saat 1.5 saat gittikten sonra Mountain Blade Bannerlord'a dönebilirim canlı yayın olarak. Yani Mountain Blade içerikleri atmayı planlıyorum. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.